Elif Çakır, hayatlarını mı kaybettiler, şehit mi oldular? Önce devletimize ve devlet yetkililerimize son 3 ay içerisinde 80 önemli olayı önledikleri, yine son 3 aydır aranan 44 teröriste etkisiz hale getirdikleri için ve tehlikeyi oluştuğu noktada bertaraf edecekleri için teşekkür edelim. Böylece Reyna katliamının önlenen 80 olay arasından sızmış olduğunu öğrenmiş olduk. Ama daha ne olsun ki bu kadarcık kusur kadı kızında da Sonuçta istihbarat zafiyetimizde güvenlik zafiyetimizde yokmuş O halde biz yazımızın başlığındaki soruya dönebiliriz Birliğimizi dirliğimizi bozmak isteyen toplumsal barışımıza hedef alan Ve huzurumuzu kaçırıp toplumsal kaos çıkartmaya amaçlayan terör Bu kez gerçekten beklemediğimiz yerden bizi vurdu ve bütün ezberlerimizi bozdu Soru şu, Reyna'da eğlendikleri sırada hunharca katledilen 39 masum insanımız hayatlarını mı kaybettiler, şehit mi oldular? Bir terör saldırısı gerçekleştiğinde ve o terör saldırısında hayatlarını yitiren polis, asker, kamu görevlisi, sivil vatandaşımız kim olursa olsun adı, sanı, ünvanı, kimliği ne olursa olsun. Devlet büyüklerimiz, hükümet yetkililerimiz, AK Partili siyasetçilerimiz anında olay mahalline ulaşırlar ve anında ölenlerin şehit oldukları yönünde açıklama yaparlardı. Şu kadar şehidimiz var, bunların şu kadarı sivil, şu kadarı polis, asker. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Terör saldırılarında hayatlarını yitirenlerin cenazeleri, şehit cenaze törenleri sayılırdı. Cenaze namazını kıldıran hocalar ağız dolusu şehitlerimiz derlerdi. Reyna katliamına kadar durumumuz böyleydi. Çarşıda, pazarda, sokaktan, maçta, otobüste, otobüs duraklarında bugüne kadar terör saldırısında hayatlarını yitiren tüm canlarımız için bir an bile düşünmeden şehit oldukları söylendi. Ve maalesef Reyna'da eğlenirken terörün kahpe kurşunlarına hedef olan 39 masum insanımız için şehit kavramı söylenmedi. Masumlar dendi, sivillerimiz dendi, hayatlarını yitirdiler dendi, yaşamlarını kaybettiler dendi, katledildiler dendi, teröre kurban gittiler dendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başbakan Binali Yıldırım'a kadar kimsenin dili şehit demeye varmadı. Nitekim Reyna katliamında yaşamını yitiren 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in cenaze töreninde helallik sırasında kalabalıktan birisi hocaya ''Hocam Mustafa şehit, kurban olayım sana Mustafa'nın şehit olduğunu söyle, çekinme söyle'' diye seslenince din görevlimiz elbette şehittir ne demek falan diyemedi. Ya ne dedi Cenab-ı Allah inşallah şehitlerden yazar diyerek duasına kaldığı yerden devam etti. Şimdi eğer şehitlik ünvanını ülkemizde hunharca öldürülen teröre kurban giden masum insanlarımız için kullanıyorsak futbol maçından çıkarken teröre kurban giden vatandaşlarımızla Reynada eğlenirken kahpece kurşunlarla öldürülen insanlarımız arasında hiçbir fark yok. Eğer ülkemiz dört bir koldan terör saldırılarının muhatabıysa, eğer zor günlerden geçiyorsak, içinde bulunduğumuz durumun kurtuluş mücadelesinden bir farkı yoksa, eğer ülkemiz dış güçlere karşı topyekün bir mücadele veriyorsa ve hasıl terör saldırılarının asıl hedefi belliyse yani o kurşunlar milli birlik ve beraberliği bize sıkılıyorsa, yani o kurşunlar kardeşliğimize sıkılıyorsa, o takdirde bütün bu saldırılarda ölen her vatandaşımız şehit hükmünde sayılmalıdır nokta. Eğer devlet büyüklerimiz, devlet kurumu olan diyanetimiz ve görevlileri toplum vicdanını rahatlatmak, yüreklerimize su serpmek için terör saldırılarında ölen canlarımızın şehit hükmünde olduklarını söylüyorlarsa, Reyna'da ölenlerimiz için de şehittir desinler. Bunu söylemekten çekinmesinler. Yok eğer şehitlik ünvanı özel bir ünvandır ve İslami bir kavramdır, kimlerin şehit sayılacağı Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde belirlenmiştir deniliyor ve tam da bu yüzden çekimser davranılıyorsa o halde son günlerde pek cömertçe kullandığımız şehit ve şehitlik gibi kavramları gözden geçirip ayrıca tartışmamız gerekiyor. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Elif Çakır karar.